Merhaba, merhaba, merhaba. 87.7 Kent FM burası. Radyo Gaga an itibariyle başladı. Bugünkü fonumuz en güzel yerinde, hemen kıstım sesini. Döktüm denize Fedon'u. Fedon tam gırtlak yaparken. Tam gırtlak yaparken döküverdim Ege'den aşağıya Fedon'u. Hoş geldin Nuri Çetin. İmeste Haymu zaten. İmeste Haymu ne demek acaba? Çok güzel bir dil ya Rumca. Mükemmel bir dil. Kaçıyoruz demek. Ciddi misin? Hayır canım. Ne bileyim, önde açık, belki translate falan yapıyorsundur. Yok. İmeste Haymu mu kesin ben. Öyle mi? Tabii canım, mu, mi. Mu her yerde. Ma, her yerde ben yani. Acaba var mı Rumca bilen dinleyicimiz? Arasa bizi de açmasak telefonu. hoş geldiniz yayınımıza. Radyo Gaga an itibariyle başladı. Saatler 23.10. Ben Kemal Ayça, Nuri Çetin. Birlikte hazırlıyoruz Radyo Gaga'yı ve sunuyoruz. www.kentfm.com.tr adresinden de bizi takip edebiliyorsunuz. Android ve iOS'larda Kent FM aplikasyonunu yükleyip dinleyebiliyorsunuz, ama kısa bir süre önce bir sıkıntı yaşadık ve o sıkıntıyı halen yaşıyoruz. Biraz da bizim dışımızda olan bir sıkıntı. Galiba işletim sistemleriyle alakalı. İnşallah çözeceğiz en kısa zamanda. Aplikasyonumuz da tekrar devreye girecek. Ama dediğim gibi www.kentfm.com.tr adresinden bizi dinleyebilirsiniz. Frekansımız 87.7. Telefon numaramız 0212 257 1111. Telefon almıyoruz. Ama bilin. Ama bilin. Acil bir şey olursa arayın yani. Yine arayın, ama belki aralarda alırız şarkı çalarken. gündemle başlayalım mı? Var mı gündem? Gündem değişmiyor bugünlerde. Var mı? Türkiye Kupası falan var bu akşam. Gündeme. Çok alışkınız ya her gün bir olay olmasına. İyi kötü böyle devamlı skandallar, devamlı üzücü olaylar falan. Üzücü olmasın, sadece yeni bir şey olsun. 2-3 gündür hiçbir şey olmadığı gibi yeni bir şey de yok. Hiçbir şey yok. Yani Twitter'ın bakıyorum. Yıldırım Demirören falan var ya. Yıllar sonra yani Yıldırım Demirören girmiş TT'nin sitesine. 3 adam girmiş. İşte televizyona çıkmış çünkü. Bir röportaj vermiş. Ne demiş acaba? Yine futbolları alacaklarım TFF başkanı iken konu olmayacak falan demiş. Alacaklar. Orada kalacak demiş Beşiktaş'ta. Ay, aferin. İsmail Köybaşı var. De bak ya, futbol figürleri var. 3 adam var. 3 adam şey değil mi? Biz değiliz. TV programı. Öbür 3 adam. Evet. Gerçek 3 adam biziz. Mesut Süre, Nuri Çetin ve Kemal Ayça'dır. Bunu kendimiz söylememiz çok hoş. Bunu evet. Bunu keşke siz dillendirseydiniz. Benim söylemem çok itici oldu ama. Şöyle bir haber var. Tırt. Saadet Partisi referandum oyunu açıklamış. İşte bu çok dengeleri değiştirir. Ne demişler acaba? Hayır demişler. Ciddi misin? Tabii canım. Bravo Saadet. Aynı safta yer alıyoruz bugün. Evet, çok değişik değişik insanlar aynı safta yer alıyor. Benim bu siyaset düzleminde. Lise arkadaşım belediye başkan adayı olmuştu geçen seçimlerde. Yakın zaman. Tabii zaten yaşıtı bu adam ya. Bir şey diyeceğim. Tam da çok merak ettiğim bir konudur. Ne yaptı? Yani konuştunuz mu? Esnafları mı? Gezdi falan böyle. Oydu hani ne denir ona? Seçim çalışması. Hı hı. Hiç şeye çıkmadı. Hani böyle geniş çaplı bir konuşma yapmadı. Çünkü insan gelmez. Hem Saadet Partisi hem de Edirne'de yapıyorsun bunu. Olmaz yani. Çok merak ediyorum ben. Yani çok belli başlı şeyler var ya. Kazanamayacaksın yani. Evet, evet. Kazanamayacaksın. Harcadığın benzinden tut, aldığın şekeri, çikolatası, ikramı bilmem ne, her şey o kadar. Evet, boşa kürek. Tuzak ki. Ama acaba şey mi? Nasıl motive olup insanlar bu çalışmaları sürdürüyor ya? Edirne'de Saadet Partili adam nasıl kendini motive edip esnaf geziyor? Herhalde bir haber alıyorsun, bir ismin dönüyor bir yerlerde. Bunun da bir getirisi oluyor. Çünkü avukat çünkü adam. Hı. Böyle bir eşraf tanınması gerekir ya onu. Hı. İş alması için falan. Yine yeterli değil sanki yani. Yani belki motivasyon budur. Çünkü ciddi paralar harcıyorsun. Belki de değildir ya ciddi. Bir kere şeyde gördüm onu. Konvoy yapmış halkı selamlarken.
Konvoyu da arkadaşı, eşe dosta itelersin. İşte alay gibi canım yani. Benzinli falan da yaksın yani biz artık ya, kendisini. Tabii ki tabii ki. Ya, partililerden yaparsın. Herhalde vardır 20 kişi. 20 partili olsa gerek. Ya bilmiyorum, böyle çok hem Rabarba'dan hem Gaga'dan gazlasak falan da ben Acıbadem'e falan şey olsam. Bir şeyler yapsam. Muhtar? Muhtar olsam da Acıbadem muhtarını kaybetmiştik 15 Temmuz'da. Dur vazgeçtim. Acıbadem başka bir yer. Sizin oraya olayım. Sen oturabilirsin oğlum evinde. Ha? Bizim orada... Acaba şey mi? Kazanabilir miyiz radyonun gücüyle? Oğlum orada oturması lazım insanların radyonun gücüyle. Aldırız kaydı oğlum, yapılmayan şey mi ya? şey vardı böyle, 8 tane aday vardı hatırlıyorum, muhtarlık adayı mahallede. Hı. Bir tane şey, çok genç, renkli gözlü, yakışıklıca bir oğlan vardı. Ona mı versem falan diye düşündüm. Sonra gördüm çok kısaymış herif. Vermedim. Ama bir şey diyeceğim, haklısın çünkü muhtar seçerken çok fazla böyle siyaset bilgi birikim yok, evet, kualifikasyon falan aramazsın insanda yani. Saçı güzel mi, kaşı güzel mi, yüzü evet, temiz mi? Ulaşamıyorsun o bilgilere. Yani ulaşamıyorsun. Bir tane şey veriyorlar. En fazla seçimine. Yani kendin Facebook'a girersin. O da niye yapasın yani? 8 ya tane muhtar için evet. Girmezsin gerçekten de. Muhtarın gerçek yüzü diye WikiLeaks belgeleri açıklanıyor. Muhtar stalklarsan sen ağır manyak olursun anlamına geliyor. Son yerel seçimlerde oy verdiğim yerde bir tane şey vardı. Genç bir muhtar adayı vardı. Her yere şey yapmış, afiş astırmış. O afiş işinde pis iş ya. Muhtarlık yan gelip yatma yeri değildir filan diye. Böyle hep siyasetçilerden duyulan laflar var ya. Hı hı. Onlardan kullanmış böyle her afişinde. Ayrıca nereye yakın olduğunu da belli ediyor. Tabi tabi yani. Öyle mesajını da veriyor yani. Evet. Onu diyen adam belli işte. Siz de bana oy verin, ben de aynı cümleyi kuruyorum hesabı. ama şey o kadar belli ki adamın herhalde hiç tutunacağı dal yok. Maaş lazım. Genç o nasıl belli yani. Bakıştan mı? Bakıştan aga yani. Şey yani, sap olamamış bir baltaya. Kimisi balta resmi var, sap yok adamda yani. Kimisi o kadar şey yapıyor mu ya, renkli çıktı alamıyor. Siyah beyaz. Ha tabii tabii. Bazıları işte imkansızlık yani. Pahalı çünkü o. Her şeyde böyle o istemiş. Her şey, hepsinde farklı cümleler falan ama toplamda çok net hissediyorsun yani. Maaşlı iş lazım. Adam muhtar adayı olmuş. Maaştan haberimiz yani. Var mı? Ne kadar? Hiç bilmiyorum muhtar maaş. Devamlı Ankara'ya gidebildiklerine göre. İyi bir parası. Maaş var mı ortada, yoksa tamamen verdiğin ikametgah var mı? Maaşı var canım. Vardır 2500-3000. Artı olaylar. Artı olaylar. Belgeler. Tabii canım, belgelerden alıyor zaten. Beşer onar, ikişer üçer. Bir ikametgah falan yaptırıyorsun da böyle 6-7 lira alıyorlar. Ben böyle hikayeler biliyorum işte, bir babamın arkadaşı mesela bir muhtar olmuş. Hı. Eve kat çıkmış, araba almış çocuğuna falan filan gibi. Aslına bakarsan doğru, çünkü bizim bilmediğimiz garip garip işlerle de uğraşıyorlar. O arsanın tapusu, oradan işte imar çıkacakmış ya, bir muhtarın... bilmem ne haberler oluyor yani. Nasıl işte şeylerden. Nasıl olabilir? Ne kadar? Ne bileyim işte il meclisi, ilçe meclisine yakınlar bilmem neler, oradan tanıdık var, buradan haber geliyor filan. Senin benim hiç böyle ulaşamayacağımız bilgilere ulaşıyor işte. Tık tık kapa. Muhtarlık çok iyi iş ha. Hayalimizdeki iş oldu bir anda. Bizim de aileden meslektir. Benim rahmetli dedem, yani babamın babası meşhurdur. Şöyle meşhurdur. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre bürokratlık yapmış insanı. Ama muhtar yani. Sonuçta bu da bir bürokrasi. Böyle 58 sene yapmış. Bilmiyorum anlatmış mıydım bunu. 58 sene çalışılmaz ya. 58 sene tabii. Bırak muhtarlığı. Öldüğünde muhtar olarak vefat etmişti. ben hayal meyal hatırlıyorum tabii. Ve şey, ya böyle CHP zamanlarından işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında falan oluyor bu muhtarlık. Ondan sonra böyle Demokrat Parti falan iktidar oluyor. CHP gücünü kaybediyor falan ama bu hiç kaybetmiyor koltuğunu. Çünkü kimse aday olmaya cesaret edemiyormuş. Böyle Demokrat Partili adayları falan köşelerde sıkıştırıyormuş seçimlerden bir iki ay önce. Ha, ne güzel. Sopayı çekiyormuşsun yine tek adam. Geri geldik. 87.7 Kent FM burası. Radyo Gaga devam ediyor. Stüdyoda ben varım, Kemal Ayça ve sevgili dostum Nuri Çetin var. Leman dergisi karikatüristi. Her şeyi bırakıp oynamak istiyorum. Şu
Hiç bilinmeyen hareketlerle dans etmek istiyorum. Kendimin de bilmediğim. Kendimi şaşırtan hareketlerle. Sen de dans edemeyenlerdensin değil mi? Tabii. Aynen, ben de. Bazı yerel dansları iyi yapıyorum. Ne bakıyor yerel? İşte birazcık 9-8'liklerde azıcık birazcık iyiyim. Ben zaten tek öğrenilmesi gereken dansın o olduğu kanaatindeyim. Yani lütfen böyle hayat geçer mi? Zaten bir tek düğünlerde oynamam gerekiyor. Ünlü insanlarız yani, yarın bir gün vaiz yapmak gerekir, bir şey olur. Düğün. Düğün harici gömlek terlettiğim görülmemiştir. Smokini de yani beline takma lütfen. Çok ciddi bir toplantıda. İyi oynamak istiyorum bu. Gerçekten bu çingene müziklerini. Ben aslında bir ara düşündüm şu 9-8'liğin şeyini, kursunu alayım mı falan diye. Biraz YouTube izlemek lazım kurstan. Ya bir kurs araştırdım. Gerçekten menba adamlar yani, ama korktum yani gitmeye. O kadar menba çünkü adamlar. Anladın mı? Kurs yani ücreti yok. Gasp var. Evet. Yani sana söylenen fiyatın çok daha yükseğini bırakabilirsin orada. Hiç belli olmaz. Sen orada şak şuka yaparken çok acayip şeyler yaşanabilir. Sonuçta gitmedim yani. Ya bence işte çok bizim gibi adamlar da 9-8'lik derslerince inandırıcı da olmuyor. Niye ulan? Yok canım ya. Ya biz oynamamalı mıyız, anlamadım. Abi bu Brezilya futbolu gibi yani. Rio karnavalı gibi. O sallasın poposunu. Ya sen, o sallasın da yani. Gerekli olan bir yer var işte, sadece düğün. Aslında düğün mevsimi de geçiyor bizim gibi orta yaşa evet, geçmek yani zorunda olan insanlar için. Limonata içecek adamız yani artık. Yani. Kanter içinde ceket takmamalıyız yani birimizi. Var ama evlenecek arkadaşım var benim hala. Mesela gelecek yaz düğününde var. Düğününde oynaman gereken arkadaşın var değil mi? Gidiyorsan oynamak zorundasın zaten. Tabii. Sen seversin de zaten. Ben seviyorum yani. Fakat beceremiyorum, lanet olsun. Yok, sen çok tatlı oynuyorsun bana sorarsan. Maalesef beceremiyorum. Yok, biz ikimiz de çok güzel oynuyoruz. Tamam sen ya. Gel bir kurs açalım. İki tane oyunbazız biz. Kurs açalım valla. Gasp üzerine. Güzel bir kurs. İster misin 19 Aralık'ta neler olmuş? İsterim tabii. Hikayelerinden. Hemen bakalım. İki tane tırt. Başlığım var zaten yalnızca. 61 senesinde İstanbul'da atlı arabalara plaka verilmemesi kararlaştırılmış. Canlıya çünkü plaka takılmaz. Yasaklamamışlar mıydı? Sadece plaka mı vermeyelim demişler. Vermeyelim demişler. Aa, reklam geliyor. Lan ne çok reklam var. Ne çok reklam var ama hep bir kurum. At arabası diyemezdim şu an. Ne zaman gelecek? Vallahi 9 saniye. At arabası. Diyemezsin. Çünkü İçimde kalmasın. İddia varsa heyecan var. Hemen dönüyoruz şimdi at arabasını. Tamam. Şimdi reklamlar. Hocam maç ne olur sence? Vallahi futbol bu. İki ihtimalli bütün maçlar. Üç ihtimalle mi demek istedin? Yok, iki ihtimalli. Tek çift. Bu kadar. İddianın yepyeni oyunu Tek Çift'le artık bütün maçlar iki ihtimalli. Bir maçta atılan toplam gol sayısının tek mi çift mi olacağını bil. Futbol heyecanını katla. Detaylar iddia.com'da. Var mısın heyecanı? Var mısın iddiaya? Reklamlar sona erdi. Geri geldik. Hemen reklamların ardından. Var mısın iddiaya? Yokuz. Haberle geçiyoruz. Yokuz. Ay, at arabası. Evet. Konuşacağıydık. Plakası kaldırılmış. Var mıydı? Sonuçta at arabası diye bir şey var. Hala var. Var ama ben trafikte yasak diye biliyorum yani. Eskiden serbest miymiş acaba? Şu anda yasak mı? Olmamalı. Oğlum, var böyle bir şey. Lütfen ya. Yani Edirne'de vardır senin memleketinde. Ya ama da şey yok diyelim yani, fayton var. Hemen aslında HGS'den mi geçeceksin atla? Ya bazı yerlere giremezsin, tamam işte, geçemezsin karşı. Kıta değiştiremezsin atlan. O artık yok. Aynı kıtada ama diyorsun yaldır yaldır gezerim. Muhtemelen E5'te de Likide. Böyle bir imkan olsa ben Gebze'ye, Mebze'ye, Bolu'ya, Abant'a atla giderim yani. Çok keyifli olur çünkü. Faytonlar var ve sanırım faytonların da şeyi var. Plakası var. Ya ben çocukken hatırlıyorum. Anadolu'da da vardı bunlardan plakalı şeyler. Bazı yerlere faytonlar. Çünkü demek ki çıkıyordu trafiğe, doğru söylüyorsun. Nostaljik tarzda bir parkur yapılıyor. Hı hı. Ben şeyi hatırlıyorum. Kırkpınar'a, Edirne'de gidiyorsun çarşıdan, hı hı, saray içine kadar. Pahalı da, fena değil. Ücretli yani. Odalardaki de çok pahalı. Zaten hani şunu da belirtelim. Şahsen ben çok karşıyım.
zaten artık yani aklı başında olan herkes karşı da. Bu karşı olmaya karşı olan da duydum ben. Faytona mı? Evet yani şey ters psikolojiyle bu yani atlara karşı bir burada bir eziyet yok. Bunu kullanarak işte şey yerine tamamen motorlu taşıtları getirmeye çalıştıkları için gibi yaklaşımlar. Yani bilmiyorum bu, hangisi doğru. Bu bak doğru olabilir. Yani adalarda belki böyle bir plan vardır. Bu planı hayvan sevgisi üzerinden yürütüyorlardır. Eyvallah ama hayvanın herhangi bir şekilde böyle insan tarafından böyle kullanılması. At yük çeker ya. Çok da çok da duyarcılık yapmak istemiyorum. Sevmediğim bir şey ama fayton zor bir şey at için. Bilemiyor acaba zor. Bilmiyorum. Tabii canım. Abi diller dışarıda 3 metre dışarıda geziyor hayvan. Ya birazcık adalarda şey var yokuş var. Yokuş çıkartıyorsun evet. Yani. Bu tarım da marım da kullanıyor insanlar bunu. Yani eskiden kullanıyorlarmış. Buna da duyarka sıcak değilim canım. Lazım ve kullanıyorsun. Atla böyle bir dostluğun oluşmuş ayrıca senin yani. Evet. Saygıda duyulan bir hayvan. Bunu geç. Ama sirkleri falan zaten hayvanat bahçelerinde. Tabii tamam, ki o gösteri karşı. Amaçlı hiçbir şekilde. Bu fayton arada bir konu. Onu da adalarda ve şey olduğu için. Şartlar kötü olduğu için. Yalnız yokuş aşağıda destekliyoruz. Sen yani hiç bindin mi? En tepeye kurun. Ben bindim faytona. Bir kere bindim sanırım kısa süreli. Binerken çok heyecanlandım. Çok hani hep gördüğüm bir şeyi ilk defa yapıyorsun. Hiçbir numarası yok. Biraz fazla sallantılı şey. Yani alıştığımız o konforlu yolculuklardan sallantı, sonra. Sallantı, koku. Yani hiç, no, herhangi bir otobüs firmasına binip bu şekilde yolculuk ettiğini düşünsene yani. Nostalji demezsin mesela orada. Ben bir de öne de oturdum. Sürücünün yanına. Atın üstüne. Ha şeye. Yok. Gel. Alıvereydin ipleri elinden. Verdi almadım. Bilen ne ciddi mi? Yok almadım. Kovboy filmlerinde çok hızlı kullanılıyor ya posta arabaları. Evet onlar posta da, soyulurlar bir de evet, sıklıkla. Evet. O tekerlerin çıkması parçalanması falan böyle atlar deli gibi koşar. Atlar kontrolden çıkar korkarlar. Evet. Uçuruma doğru koşarlar sonra evet. Şey yalnız kovboy durdurur arabayı. Evet tam düşecekken. Bu da benim mesela çocukluk hayalimdir o posta arabasını kullanayım. Şey mi bu kahramanlık mı yoksa... Normal tırıstır kullanacağım. Yok yok çok hızlı kullanmak istiyorum böyle. O atların koşuşunu yukarıdan izlemek böyle. Yuhu yaha filan diye. Köpek kıza. Ama sonra hiç... yok hiç onda mesela gözüm yok köpek kızağında. Belli olmaz öyle ısırıverir köpek. En azından kayıyor daha hafif bir yük var orada. Yok yok. Bu daha güzel yani. Ben biz başka nerede kullanıyoruz hayvanları ya? Ulaşımda at ve... Eşek... Yükte çok eşek kullanılır yükte. Ki o da bitmek üzere. Ah canlarım ya o da bitti ama doğru. Yani çok engebeli iyice yol olmayan yerlerde kaldı. Gerçi eşek için çok sıkıntı değilmiş. Onu biliyorum. Yeryüzündeki canlılardan böyle en güçlü en dirayetli hayvanlardan biriymiş eşek. Dolayısıyla böyle ona... Eşek niye üstünde bir şey yok diye geziyor. Onun üstüne sırtına binmen zaten hızlı da bir hayvan değil. Yavaş da gidiyor zaten. Üstüne vurduğun samana mamana hiç dert etmiyorlarmış yani. Hep aklımda Türk filmlerinde şu bir dişi olmayan pis bıyıklı İhsan Yüce. İhsan abi Yüce ne çok kadar güzel. Güzel bir adamdır. Şairdir falan yani. Tabii senaristtir, yönetmendir. Bir dişi olmayan pis bıyıklı. Evet. Medeniyet ya bu. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış sana. Hep de Kemal Sunal'la beraber onun kayınbabası gibi evet. İnsanlar oler. Genelde evet. De kayınbaba. Çöpçüler Kralı'ndaki Kibar Feyzo, Çöpçüler muhteşem Kralı. Muhteşem kayınbabadır ya. Hep bu adam çok güzel eşek sürerdi. Onu hatırlıyorum eşek üzerinde. Allah Allah. Bak onu hiç hatırlayamadım. Kibar Feyzo'da Feyzo ilk defa askerden gelip eşeğin önünü keserek kızı istiyordu Müjdar'ı. Ha doğru bak doğru. Oradaki gelişi var aklımda ya. Tın gelişi var aklımda. Çok güzel eşekle. Belki şey olur ya böyle köylük bir yere gidersek. Eşeğe mi binelim? Binelim mi valla? Olur. Bana olur. Çok sevimli hayvanlar. Sırtından atmaz bir şey yapmaz. At gibi de değil yani. Çok korkacak şeyde, bir şey yok. Sünnet olacağım zaman 90 senesi miydi neydi? Babam bana, abim ve bana faytona bindireceğine dair söz vermişti. Ben de onu yanlış anlamıştım. Fayton alacak. Sanmıştım. Kaç yaşındaydın ya? 8. Resmen seçmensin ya. Ve... Geri seçmen. mahalledeki arkadaşlarına babam bana fayton alacak diye satıyordum bunu. Ya. Olur mu lan öyle şey diyorlardı. Ben de müthiş bir inançla savunduğum için
İnandırmıştım herkesi. Düşün, sana olur mu öyle şey diyenler? Seninle yaşıt değil mi? 6 yaşında benden daha aydın bazı. Bir tek sen inanmışsın ya buna. Hay Allah. Bana da şey, bisiklet alındı da benim salaklığımda şey, böyle müthiş havalandım böyle, bisiklet alındı falan diye. Tamam, ne güzel. Bitti, iyileştim falan, o bisikletle dışarı bir çıktım abi. 10 dakikada falan söndü havam. Ne yani, iyi? Çocukluk bisikletim vardı işte, böyle seleli, plastik, arkası uzun falan, böyle havalı bir şey. O ara BMX çıktı işte. BMX'leri hatırlıyor musun? Evet. Herkes de ondan var böyle. Kalın kalın pembe tekerler falan. Vitesli mi vitessiz mi bir şeyler falan. Bir indim sokağa abi. 10 sene geride kalmışım vitesiz zaten. Vitessiz ama mühim değil değil mi? Ha, geri BMX'i tekrar soktum bisiklete. Müthiş ağlamıştım ya, onu hatırlıyorum. Geri geldik. 87.7 Kent FM burası. Radyo Gaga tüm hızıyla devam ediyor. Kemal Ayça ve Nuri Çetin'le birlikte. Evet efendim. Çok ilginç, ilginçlikle çığır açmış haberim var. Bilimle alakalı mı acaba? Gibi değil gibi. Ne kadar bilime yakın, o kadar bize yakın biliyorsun. Bilmiyorum, bazı dinleyicilerimiz belki haberdardır bundan. Atlantropa diye bir proje, hiç duydun mu? Atlantropa mı? Evet. Uzaya gitmek mi? Yok. En az o kadar ilginç bir proje ama. Neymiş? Alman bir mimar Hermann Sörgel diye bir adam. 1928 yılında yine soyadını söyledi. Yine buldu, Solbeck. 1860 Münih'in Solbeck bu. Bu offside'da kalan forvet, şimdi anlayacaksın niye. Atlantropa projesi şöyle bir şey. Akdeniz'i kurutmak. Ulan yemin ediyorum, dünyada hala iskeletör gibi adamlar var ya. Değil mi? En az bu evreni yok etmek gibi plan bu ya. Akdeniz'i kurutup ne yapacaksın Akdeniz'i? Amaç şey, şey yapacak bir de bu Cebeli Tarık Boğazı'na. Aha. Efendim işte Süveyş ortamına falan. Gerizekalı. Karadeniz'i, işte Çanakkale Boğazı'na. Buraları hep baraj yapacak. Ondan sonra abi bir elektrik akıyor, ağlar yani. Evet, böyle bir enerji beklentisi de vardı. Lan arkadaş, enerji de tabiat ne olacak ya? Akdeniz'i kurutunca tabiat ışıkta oturacağım ama hava yok, su yok. O kendini temizler diye. O kendi döner o. Allah Allah. Yemin ederim şunu duymasınlar. Çılgın proje diye vallahi. Evet evet. Ama bu yani bambaşka bir çılgın proje. Abi Akdeniz dediğin de küçük bir deniz değil ki yani. Akdeniz kendi kendine kuruyacak hani şey ya. Suriye'den bilmem ne İspanya'ya kadar yani abi, çok büyük. Evet evet, orayı kurutacak. Çok komik adam ya. Nasıl kurutacağım, bir kurutamazsın da yani. İşte şimdi okyanuslardan beslenmesini kesiyor bu barajlarla, ondan sonra da zaten oralar anam, sıcak anam, iklimler ya. Anam koku yapar var ya. Yemin ediyorum Kadıköy'e döner herhalde. Vallahi doğru. Bir de sen okyanus akıntısını kesersen. Buharlaşmayla kurutacak. Böyle hesaplamış. Zaten buharlaşma yoğun ya orada. Şey istiyor. Avrupa ve Afrika kıtaları birleşecek bazı noktalardan. Ama tamamen de kurutmayacak yani. Bir indirecek aşağı. Ve 100-200 metre falan alçaltırım diye düşünmüş. Şey mi yapacak? Nehir gibi bir şey yapacak Akdeniz. Yok yok, yine deniz ama bayağı bir yeni karalar da oluşturuyor bu esnada adam. Abi 100-200 metre, yemin ediyorum dünyanın iklimini sallar. Amacı neymiş yani? Bu sadece elektrik olamaz. İşte şey diyor mesela, o Cebeli Tarık Boğazı'ndaki kuracağımız barajla Avrupa'nın yarısına elektrik ihtiyacını karşılarız diyor. Onun da yarısına. Yarısı oğlum. Yani bana attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmiyor. Kıtaları birleştirerek işte kültürleri bir araya şey yaparız diyor, böyle getiririz. Normalde Akdeniz'e bir şey olmasın diye Avrupa'nın yarısı ok edilir. Çok ciddiyim bak. At gitsin yani Romanya'ya, Akdeniz'e bir şey olmasın. Bir de şey yapmış, Afrika'yı da yeşillendirmek için Kongo nehrini Afrika içine yönlendiriyor Akdeniz yerine. Bu adam, ben sana söyleyeyim, ırkçılık gibi olmasın, kesin siyahidir. Yo, Alman olmadı. Adı çok sarı adı da. Yani. Hermann Sörgel ya bu. Yo, ben sana söyleyeyim. Şey değil yani. Bu kripto sarıdır bu. Kimdi o Alman milli takımdaki zenci? Ha şey,
Ay. İsmi gelmedi ya. İkiz kardeşlerden biri. Biri Ganalı. Boateng mi? Boateng evet. Boateng değil ama yani Sörgel. Bu Boateng'in kesin dayısı mayısıdır. Akdeniz'i kurutayım, suyu Afrika'ya akıtayım. Afrika'da da göller oluştururuz, çöller yeşillenir. Oralarda işte tekrardan güzel hayatlar oluşur falan gibi projeler var. Bir de miting alanı Tunus'a. Yeni kapı diye miting alanı kurarız. Bir de şey düşünüyor bak işte hani yeni karalar oluşuyor ya. Hmm. 200 metre alçaltın Akdeniz'e. Evet. Yeni yaşam alanları mı? Türkiye'de de mesela işte o Çanakkale Boğazı'ndaki mesela şey aldın. Akçay'dan. Yazlık aldın. Hı-hı. Bir anda deniz kenarı değil artık. Denize sıfır değilsin. Denize 200'sün bir anda. Bir daha hep yaz yani. Su da yok, bir şey, buharlaşma da yok. Evet, önünde değişik kurudun kaldın yani. Yazlık tam bir yazlık. Önünde olacak. Yeni yazlıklar oluşuyor. Evet, daha evet. Pahalı. Sen böyle daha pahalı almışsın zaten. Gerçekten dünyanın en berbat fikriymiş yani. Çok komik lan. Şey, bazen tarih önünde mahcup duruma düşersin. Bir tane şey adam varmış ya böyle 1940'lı yıllarda. Amerikan Patent Kurumu'nun başkanı. Hı. Telefonu melefonu bulmuşlar da herif çıldırmış, kafa yemiş. Demiş ki patent kurumunu kapatalım çünkü artık bundan sonra bulunacak bir şey yok dünyada. Telefondan sonra mı çıldırmış? Evet, daha artık bulunacak bir şey olamaz filan diye. Böyle demeçler vermiş. Tam bir vizyonsuz. Böyle yaklaşımlar gerçekten ama çok önemli fizikçiler falan da fizik bitti diye. Evet, şu anda belki de biz de bu adama böyle bir şey yapıyoruz yani. Bu adam ama hayatını bayağı adamış yani. Bunu 28'de ortaya atmış. 52'de ölmüş. Ölmüş değil mi? Ölmüş ama o da Allah şükür. Bisikletle giderken araba İnşallah araba çığlamış kendisini. Akdeniz'de boğulmuştur. Ölümüne çalışmış yani. Bütün hayatını adamış. Radyolar, TV programları. Yapalım yapalım. Vallahi yapalım, çok güzel olacak diye. Hiçbir şeyi gerçekleştirmeden gitmiş mi? Akdeniz duruyor yerinde demek ki. Yo, diğer hayallerini de gerçekleştirememiş o zaman. Yanlış mı? Hepsi bir zaten, bütün proje bir. Afrika falan, Kongo'yu da Akdeniz'i bunlar beslemesin diye kesiyorsun. Bunlar değişik proje de değil yani. Aynı projenin şeyleri. Tabii oğlum, Kongo'yu Akdeniz'i beslemesin diye geriye doğru çekiyorsun işte. Yani başka kuyu kazıyorsun. gibi. Yemin ediyorum bu herifin derdi elektrik diye. Ben bu adamın hayatını araştıracağım, gör bak. Ve bu adam bir de oranın Bauhaus diye çok önemli bir okulu var, oradan mezun. Mimarlık okulu. Tasarım okulu. Düşmüş kafasına vitra. Oradaki kocaman aletler var ya. Evet, diyor. Evet. Onlardan birinin altında kalarak. Kafaya düşünce demiş Akdeniz'i kurutayım. Açılıp Akdeniz'i kurutmaya gidiyorum. Ama şey, bir de bunun yapımı için de özellikle Cebeli Tarık Boğazı'nı kapatmak için yeterli miktarda beton dünyada bulunamayabilir. Zaten yani öyle şeyler de var. Abi denizi 100 metre küçülttü. Ya bir, yok mu bir hoca bir yazsın. Ben artık kuracak cümle bulamıyorum yani. İsmi de güzel. Atlantik. Şurada affedersin Kadıköy Bokludere'de iki damla su eksik kalıyor da nasıl kokuyor yani. 100 metre deniz buharlaştırmak nedir? Ama yeni site yapıyorsun. Onun adı Atlantropa sitesi oluyor mesela. Sonra satıyor bu adam. Deniz manzaralı. Bu adam satar. Bir de hiç mi acımıyorsun sen o denizin içinde? Akdeniz'de ne kadar çeşitli yaşam türü var. Balığı var. Vardı oğlum yani. Balık. Yeni... Denizde başka ne olur? Balık var yani. Hep bizim açımızdan düşünmüş adam. Hep bilmiyorum herhalde. Balıklar da güzel şey yaparız demiş. Mangal. Sahilde bir şeyi var, bir çıkarı var. Sahil beldeleriyle anlaşmış gibi bir durum var. Vallahi bilmiyorum da. Karadeniz'i falan buharlaştır mesela. Karadeniz daha küçük bir havza. Akdeniz'e göre çok daha küçük. Karadeniz çok daha zengin bir şey, yaşam var ama orada. Öyle mi diyorsun? Tabii. Bilmiyorum. Orası çok daha zengin. Çok fazla nehirle besleniyor. Bizim için öyle. Dünya çok fazla balık değil. Var. Akdeniz'de yok mesela. O kadar çeşitlilik de yok. Miktar olarak da yok. Vallahi. O yüzden Akdeniz buharlaştıralım. İlla bir deniz buharlaştıracaksak. Bunu araştırırım ben. Böyle çok güvenli söyledin. Kendine güvenli ama. Ben de onu şeyde öğrenmiştim. Ha, biliyorsun yani bilgiyi. Tamam. Bizim çılgın proje var ya. Şu Kuzey Kanal İstanbul. Yani onu açarsak ne olur? O da Karadeniz'e zarar veriyordu zaten değil mi? Karadeniz'e ve Marmara'ya ve İstanbul'a. Marmara'ya, dolayısıyla Ege'ye ve Akdeniz'e. Komple havaya uçurmak. Gerçekten bunlar İskeletor planları ya. Çok komik. Ya dünyayı ele geçir ya. En azından şeyin bu olsun. Yani gerçekten
inanılmaz işte. İskeletorla ilgili böyle bir karikatür vardı. Karikatür anlatılmaz gerçi böyle ama artık anlatacağım yani. İskeletora gidip şey diyorlar. Yıllardır dünyayı ele geçirmeye çalıştım. Buyur hadi tamam senin diyor. Karar aldık sana bıraktık. İlk işim nedir ilk icra ettim falan diye. İskeletor şeydi. Ya bence siyasetçiler yalan söylüyor. hiçbir şey bilmiyor. Bu şeydi. Oğuz Sarıkaya'nın evet, çizdiği evet. Bir karikatürde hatırlıyorum. En son gayri safi ağzıyla bilmez seni diyor kovalıyorlar. Ne diyorsun Fedon? Hiç anlamıyorum. Galiba güzel şeyler söylüyorsun. 87.7 Kent FM burası. Ben Kemal Ayça ve sevgili dostum Nuri Çetin. Radyo Gaga'yı hazırlıyoruz ve sunuyoruz. Saatler 00.16, son 45'teyiz. Bizlere ulaşın istiyoruz bu arada. Nasıl ulaşın? Sosyal medyadan ulaşın istiyoruz. Telefon program değiliz. Ama benim Twitter adresim @KemalAyça. Instagram adresim de @KemalAyça. Efendim lütfedip eklerseniz çok sevinirim. Nuri Çetin'in Twitter adresi @NuriÇetin. Değil. Nedir? Çetin Nuri. @ÇetinNuri tersten Çetin Nuri. Instagram adresiniz? Nuri.Çetin. Zor bu işler. Yani Instagram'a Nuri Çetin yazarsanız çıkıyor zaten. Kemal'i ara. Oradan beni bul. Ya bizi Instagram'dan ve Twitter'dan eklerseniz orada arkadaş olabilirsek çok seviniriz. Birazcık da arttırmak istiyoruz sayılarımızı. Bilime hazır mısın bilime? Bilime her zaman hazırım. Acaba yine çok iyi bildiğimiz bir gelişme mi var bilim dünyasında? Kanada Laval Üniversitesi. Oğlum sık sık giderim. Bir rap kürsüm vardı. Seni üzmedi Laval. Laval topçu adı da tabii. Olmadım. Osmanlı Spor'da sanırım var. Osmanlı Spor'dan yeni Kayseri Spor'a transfer oldu kiralık. Rahim Laval. Rahim Laval tamam işte bu. Tamam ya. Kendisinin üniversitesinde. Aynı Okan Üniversitesi gibi düşün. Okan'ı. İki astronom Allah Allah. Çalışmalar gerçekleştirmişler. Güneşe benzerlik gösteren 234 yıldızdan bize sinyal geldiğini iddia ediyorlar. Ne sinyali? Sinyal. Yıldızlar ritmik sinyaller gönderiyormuş. Bunu gözlemlemişler. Şey mi bu yani, ışık sinyali mi, ses mi? Radyasyon böyle mu? Böyle fren gibi böyle. Kendini böyle öne atarsın ya. Öyle. Bir ses geliyor arada. Ya da selektör diyelim. Allah Allah. Böyle sinyaller alıyoruz. Şey böyle önce acı fren sesi geliyor yıldızdan. Sonra da önüne baksana sığır diye ses geliyor. Ne var ya şeridimde gidiyorlar. Milyonlarca yıl evvel olan bir kazadan şey geliyor bize demek ki. Şey demişler. Bu sinyaller teknolojik bir toplumun uzak yıldızlarla iletişim kurmak için kullandığı güçlü lazerler olabilirler demişler. Belki de bizi bitirecek lazerler kim bilir. Ben çok inanıyorum çünkü buna. Ritmik dediği ama şey gibi böyle ritmik deyince bir de güneşlerden geliyor deyince şey gibi sanki böyle bir disco gibi, disco topu gibi. Ha evet. Yani kocaman bir alev topu var. Ve gup 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 diye ses geliyor. Şanzelize var geliyor aklıma. Senin fikrin benim şu görüşümü destekliyor. Ben çocukluğumdan beri hep şuna inanırım. Hepimiz öleceğiz. Ölüm can sıkıcı bir durum. Eyvallah bilmem ne falan ama bir sürü sırrı çözeceğiz. Ve sen gittiğimiz yerde de aynı kadro askerlik gibi müthiş eğleneceğiz gibi düşünüyorum. Belki böyle kendimi iyi hissetmek için böyle düşünüyorum ama çocukluktan beri bunu düşündüğüm için artık ben buna çok inanıyorum bu düşünceye. İnşallah olur yani, valla. Öbür tarafta yani böyle gerçekten müthiş bir eğlence çünkü o kadar büyük ki evren dediğin neredeyiz, şey. Neredeyiz disko mu? Ya işte o yıldızlardan birinde ister diskodasın ister... Pub'dasın ister pavyondasın yani. O oralar disco mu diye bir bakmaya gidebileceğiz diyorsun. Evet evet. ölünce gideceğiz oraya yani. Şurada ortam var diye gideceğiz. Evet, ölünce gideceğiz. X bilmem ne yıldızında Arif Susam konseri. Bu benim de çocukken çok istediğim bir şeydi ama çocukken. Şimdi değil. O zaman şey düşünüyordum işte. Böyle vın turizm istediğim yere böyle gidebileceğim ve her şeyi öğreneceğim. Geçmişte olan her şeyi de bileceğim. Tabii gibi. Ki öyle olacak. İyi. Abi güzel, uzay zaman o kadar hani şey ki yani uzay zamanı bana bir bükün.
Bunu bana bükün de getirin. Onun bükülmüşünü getirin, uğraştırmayın beni. Ölüme gerçekten yer yok. Ölüm çok dünyevi bir şey, anladın mı? Yani çok sınırlı alanda yaşıyoruz. Kaynağımız sınırlı. Birbirimizi yiyoruz, birbirimizi öldürüyoruz. Her şey çok kötü ama uzayda böyle bir şey yok. Ya enerji olarak dönüşeceğiz de aynen gezeceğiz birazcık hayal. Yo. Aynı ekip. Aynı ekip. Yine olsa yine giderim Mars'a. Aynı ekip, bir de sevmediğimiz bir adam. Ondan kurtulamamışız hala. Çünkü sevgi de önemli bir şey. Enerjinin içerisinde yani. Ben öldükten sonra tek başıma ne yapayım? O yıldız senin, bu yıldız benim. Sevgini işte bir çiçeğe aktaracaksın. O çiçeğe bir arı konacak. Aynen işken dediği gibi olacak. Ya. ne gezegen, ne gup ne disco. Emin ol, o dediğin tam da senin gibi. Şu an bizim ölmüşlerimizden geliyor o ses. Ölmüşlerimizin canına mı değiyor? Ölmüşlerimizin canına değiyor şu anda. Su filan içtiysek eğer. Gerçekten dedelerimiz, ninelerimiz müthiş eğleniyorlar orada. Ve arada da bize sinyal geliyor böyle. Tıp 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 diye böyle. Yani... Eğlence tarzlarının da böyle olması üzücü. Sinyanakçılar. Ne yaptın? Yıldız, uzay yani. Her yer ışık, bol ışık, bol şey. Ama yok, bir şey yok. Ses yok yani bir de. O kimseyi rahatsız etmeyecek. Peki ilk yerli içki bedava mı? Gittiğimiz zaman. Onu bilemiyorum yani valla. Gups gups sesi her gelen yerde inanıyorsa artık öyle. Küçük bir fiş. Bence tamamen bedava. Dünyada kaynak kısıtlı. Belki yani. De bazılarımız alınmayacağız. Şimdi kötüler alınmayacak gibi geliyor. Kötüler böyle şeyde tipten. Sonsuz karanlıkta sonsuza kadar asılı kalacakmış gibi geliyor bana. Bu şeylerin ruhlar. Kapısında işte. Tabii. Sigara içecekler. pis böyle içeri girmeye çalışmış. Hiç giremeyecekler ama. Ama dışarıya geri gelecekler. Gup 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 sesler gelecek. Gup. Bıçak kapıp geri gelecekler. Tabii. Mekan. Çok eğlenenler arada bir dışarıya çıkacak falan işte. Böyle seviyorsuzluk ya diye bir orada bir atarlanacağız ama yani hiç bulaşmayacağız. Belki böyle çok gülüyorsunuzdur bana ama gerçekten uzayda sana gülüyor. Uzay o kadar büyük ve o kadar uzay demeyeyim artık, evren diyeyim de, o kadar büyük ki ölüme hiç yer yok yani. Ölümün hiçbir önemi yok orada. Ya büyük de niye ölüme küçük yer yok? Küçük yerlerde var yani. Ölüm önemli olarak hani gösterebileceğin şey küçük yerlerdedir ölüm. Mezralarda var ölüm. Dünyada işte. Dünyada ölümün bir anlamı var işte, eksiliyorsun. Azıcık insan eksiliyor, iklim değişiyor falan. Öyle garip garip bilgiler var ya, arılar bugün ölse 8 saatte dünya yok olur falan diyorlar. Çok inandırıcı değil de yani. Yok birazcık zaman. 8 ay mıydı acaba? Çok azmış. 8 yıl da olabilir. Lütfen birazcık sürsün birkaç ay, birkaç ya yıl. Ya işte arı polen alamıyor. Tamam. Polen alamayınca çiçek. Çizi var. Çiçek. Çizi var yani. Başka yerde tohumunu bırakamıyor arı polen almadığı için. Çiçekler ekiliyor güzelim, haydi. Öyle bir şey de. Biz ekeriz ya. Yani. Biz arı gibi çalışırız oğlum. Ne yapacaksın aga? Polen mi emeceksin bu yaştan sonra? Ya gençlerimiz yapsın tabii ki. Biz yapmadık, biz bozmadık. Tam o yaşlarda çok zaten hevesli olan gençlerimiz çıksın tabiata. Ya da bilmiyorum. Eğer bu kadar güzelse gidelim 234 diskoya gezelim. Yani hepsini tek tek. Şeyin zaten arının bizim dünyamızda yeri yok. Zaten balı kaçak yapıyoruz biz. Bak gördün mü? Gene doğru. Arılar bugün yok olsa belki evet 8 ayda dünya yok olur ama Türkiye kalır. Çünkü bizde bal deresi var. Bal deresi. Evet. Şey mi şu akan sarayla şeysi mi? Yok, marka bu da şey. Ha. Bunun teknolojisi şu. Balı üretirken arıyı üreten sürecinin dışına atmışlar herifler. Emekliye hiç yok arı yani, evet. Bal yapıyorlar ama arı yok yani üretim sürecinde. Bu bal mumu var. Bal mumu var. Glikoz var. Şurup var. Arı yok. Kavanoz var. Kavanoz var. Ve işte 5 tanesi 20 lira mı? 20 kilosu mu 100 lira? Neydi öyle bir şeydi yani. Ben galiba bir ara bir gün gelecek her şey toz olacak. Tozu suya katıp karıştırınca bir şey oluyor ya. Bundan bal da yapacağız. Süt tozu mesela çok acayip bir şey işte. İşte her kahvesini çayını yapıyoruz ya şimdi. Ama yemeğini nasıl yapacaksın? Sebzeyi yapabilir misin bilmiyorum işte. Bir şekilde ya, çorbası var bu işin. Aa, hazır çorba. Aa, lan yapmışlar. Sulu bile. Yemek var diyebiliriz yani birazcık. Karnıyarı falan nasıl yapacaksın işte. Onda yemeği var.
ayrı ayrı tozlar. Çok zaten nadir yenir bunlar. Unutursun. Şey, ayrı ayrı toz olur bir hamburgerin içinde. Bir toz patlıcan tozu, bir toz kıyma tozu. Sonuçta hepimiz yıldız tozuyuz. Aklımda bir şey vardı. Yol hikayesi mi? Hayır ya, dur, sebzelerle besinle alakalı bir şey vardı da tamamen unuttum. Aman boşver. Varsa yeni habere geçelim. Ha, şeylerle bak, bitkilerle ilgili çok enteresan bir şey vardı. Bu enerji kaynakları devamlı araştırılan bir şey ya. Yenilebilir. Yenilenebilir, yenilebilir değil. Yenilebilir enerji kaynağı elma, armut mesela. Çikolatadır. Yenilenebilir enerji kaynakları çok sıklıkla araştırılıyor. Çünkü şu an kullandığımız enerji kaynakları dünyanın sonunu getiriyor aslında bir taraftan. Çünkü çok ilkeller, çok kirliler. Bitecekler de. Bitecekler de, evet, bir taraftan. Ama bu araştırmaların önünde dev engeller var ve bunlar büyük şirketler. Böyle şimdi ben komplo teorisyeni gibi konuşmayayım ama ciddi ciddi bunlar hissediliyor. Amerikan Kongresi'nde falan da hissediliyormuş bu baskılar. Özellikle şey araştırılmaya başlandıktan sonra çok baskı olmuş bu şirketler tarafından araştırılmaması için. Bitkilerin yaptığı fotosentezi biliyoruz değil mi ilkokuldan? Hı hı. İşte oksijen veriyor, karbondioksit alıyor, kendi içerisinde enerjisini üretiyor. Kendi hayatına yetecek enerjiyi üretip bir de dünyaya sağlıklı bir oksijen çıktı bırakıyor, evet, veriyor. Artığı da bizim için sağlıklı. Evet. Dolayısıyla insanoğlu için yani hayal edip edebileceği en mükemmel aslında enerji üretim şekli. Ve insanoğlu 60'lı yıllarda yavaş yavaş araştırmaya başlamış fotosentezi. Almışlar işte mikroskopla incelemişler, bilmem nedir, carttır curttur. Ama 60'ların sonunda 70'li yılların başında şak diye kesin. Kent efendim. Eski ve yeni eskiler. Geri geldik, bir Müzeyyen Senar dinledik. Üzerine bir İnci Çayırlı dinledik. Çok güzel iki tane eser. Müzeyyen Senar'dan Dün Gece Mehtabı Dalıp, İnci Çayırlı'dan da Yağmur Çiser Erken'i dinledik. Ve tekrar stüdyodayız, ben Kemal Ayça. Sevgili dostum Nuri Çetin'le birlikte Radyo Gaga devam ediyor. Saatlere bakıyorum, 00.38. Ve bilim dünyası uyanık hala. Bilim dünyası soyuyor, bilim uyumaz. Ve acaba bilim dünyası bize neler diyor? Bilim dünyası hiçbir zaman tamamen uyanık olmadığımızı kanıtlamış. Şu, keşke o zaman başka şekilde gireydik. Nasıl yani? Tam uyanık olmak? Uyanıkken tam dakika, uyanık tamam, değiliz. Tamam, anladık. Demiş. Nasıl peki biliyoruz? Tam uyanık halimiz var mı ki hiç? Şu an işte uyanız ya. Yani şu an aslında tam uyanık değiliz. İşte şeyi söylüyorum, tam uyanık olsak nasıl oluruz acaba? Hiç oluyor muyuz? Bilim ne diyor buna? Şöyle demişler, Stanford Üniversitesi. Stanford iyi üniversitedir. Yani Stanford'sa bak bu şey yani, herkes giremez. Fiziği falan tam yapman lazım. Yani iktisatı işletmesi falan da zor. Tabii öyle ikinci üniversite. Öğretim falan olmayan klas üniversite yani. Beynimizin bölümleri devamlı olarak uykuya dalıp uyanıyormuş. Bazı bölümler uyanık. O esnada kullanmadığımız bazı bölümler uyuyor. Sonra o bölüme ihtiyacımız olduğu zaman uyandırıyoruz o bölümü ve tekrar performans gösteriyor orası. Kombi yani. Gibiyiz işte. Sıkta çalışıyoruz yani. Çok harlamaya gerek yok. Kullanmadığımız. Biz şu anda programda kent mesela köklememiz gerekiyor bazen. Köklüyoruz tabii kafayı ama şey falan çalışmıyor işte. Tat alma bölgemiz, vücudun. Ne bileyim, saçma sapan yani şu anda hiç işimize yaramayacak bölgeler çalışmıyordur diye düşünüyorum. Çok da hakim değilim yani. Bir şey gibi böyle beynimiz ortaokul sınıfı gibi düşünürsek bazı öğrenciler uyuyor. Ha, doğru, arkalarda uyanlar arkalarda var. Uyuyanlar var. Önde de biz ikimiz keriz gibi gözlerimiz açık böyle dinliyoruz. Sonra onlara ihtiyacımız olunca tebeşir atıp çocuğum dinle burayı diyoruz. Çocuğum koku al. Fırlatıyorum tebeşir. En son ne dedin diyoruz. Kalkıp anlatıyor bir şeyler. Ben buna hep cevap verebilirdim biliyor musun? Öyle mi? Uyuyor muydun peki sen? Tabii. Uyuyor muydun? Uyuyordum ama her zaman duyarsın yani. Çok dev uykuya geçemediğin için, ev yatak uykusuna geçemediğin için sınıftan. Gözünü uyutuyorsun sadece. Uyuyordum bir şekilde. Hakikaten dinleniyordun ama
bir şekilde de kafanın içinde dönüyordu ve bu her seferinde cevap verebiliyordum ben. Kalk bakayım ne anlatıyordum ben filan diye. Şey gibi Hababam sınıfında var ya. Gençle hitabeyi verebiliriz diye çok evet. Çok tırtı bir çıkış yapıyor yani bütün sınıf. Bana da işte uyurken kalk bakalım ne anlatıyor diyor. Başlardım gençle hitabeyi. Hadi sıkıntı. Diğerlerde sonra. Yani. O zaman Türkiye'nin güzel günleri. Nereye karşı geliyor? Bütün sınıf hep beraber. Spartaküs benim diye ortaya çıkınca evet, hiçbir hocam, şey diyemiyor. Hocam sınıfta uyursam da gençli hitabeyi bilirim. Saçma sapan. Ben hiç uyumadım ya. Yani bir de kısa boylu olduğum için pek de arkalara atılmadıydım. Ha. Onu, o şansı yakalayamadım o neşeyi yani. En arkadaki neşeyi pek yakalayamadım. Öğrenim hayatım boyunca. Benim öğretmenimiz uyumuştu bizim. Öyle mi? Sınavda falan mı? Hangi ders olduğunu söylemeyeyim. tartışma konusu olmasın ama şöyle. Müfredatı anlatırken o kadar sıkıldı ki. Şöyle olur böyle olur bilmem ne falan derken. Gözleri kaydı böyle. Kendisi anlatırken. Tabii tabii. Ana. Yani müthiş çünkü uyku getiren şeylerdi anlattıkları. Ondan sonra böyle 5-10 dakika istirdi. Sınıf olarak ne yaptınız? Hiç sessiz oturduk böyle güldük müldük. Şimdiki gibi düşünme yani. Şimdi olsa hemen telefonları çıkar çat 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 çek videosunu bilmem ne. Evet. Ortaokuldayım yani düşün. Evet. Mecbur ses bile çıkaramıyorsun yani o zaman. Niye oğlum makara yaparsın? Ya uyumuş adam işte dersi geçireceksin sessiz ol. Ya arkadaşınla konuş resim çiz bir şey ya öyle şeyler yaptık. Ses çıkarsak uyanacak çünkü ders devam edecek. Anladım. 10 dakika sonra uyandı. Sonra devam etti. En son dedim mi ne anlattım ben diye. Yok istemedi. Sen atsaydın bitemiş. Hiçbirimiz bozmadık ama. Güzel güzel uyu devam et. Bizi uyutacağına kendi uyusun. Hangi ders? Ha? Selam. Niye oğlum ya tarih. Nein. Tarih olur mu ya? Tarih olmasın canım. Bayılırım tarihe. Şöyle olmuştur böyle olmuştur deyince aklına tarih geliyor çünkü. Ya işte boş ver. Neyse var mı yine haber? Ya ben bunu kazmak istiyorum. Senin ortaokul hayatını abi, birazcık. Arada söyleyeceğim zaten sana. Niye bu kadar meraklısın? Yayında. Ha, olur mu yayında olmaz. Başka ne yaptın? Yani haytalık derslerde. Ya ben şimdi ortaokulda ve lisede gerçekten haytaydım. Bir de belalı melalı böyle haytaydım ama. Ne fena ya. Şeyden yırtıyordum işte. Okul takımında olmam. Okul takımının şehirde. Futbol mu ne bu? Futbol. İddialı olması. Yani şehirdeki bütün okullar arasında turnuvalar yapılır ya her sene. Hı hı. Kazanırsın Türkiye şampiyonluğuna gidersin. Orada çok iddialı bir okulduk. Takımında böyle en iyisi falan gibi olduğum için. Kaptan olduğum için de. Dolayısıyla şeydim yani. Azıcık böyle bu Amerikan filmlerinde olur ya evet, kolejli evet. Serseri falan filan. Evet. Ama çok iyidir Amerikan filmler. Örümcek Adam'daki Flash var. Ha, geçersin derslerini. Öyleydim yani. Geometrim falan hep 2 geliyordu ama geçiyordum yani. Peki 2'yi hak ediyordu araya. Hak ediyordum. 2 zaten geçer güzel olur. Tahmin ediyordum çünkü bu açı hani 40 derecedir falan diye. Ulan küçük tahminler tabi tabi. O dünyanın en hatalı geometri yöntemi. Ha işte ama ne yapacaksın her çocuk yapmıştır bunu yani. 2 aldırıyorsa doğrudur genelde bu yöntem. Ve işte alıyorduk 43 43 2 mi ediyordu 43 ya da 45 mi 2 ediyordu? 45 2 eder. Ha işte demek ki 45 60 arası mı bir şey alıyorduk 55 evet. Arası. 55 miydi? 55 tabii, doğru. 55'te 3 oluyordu. Ne kadar kısa bir aralıkmış ha. 2 ile de geçiliyordu galiba bu arada. Tabii zaten ki, kalınmıyordu da o 2'yi 3 falan yaptırıyordum yani. Bu arada 0-45 arası 1 iken 45-55 arası 2 çok... 2'nin hiç kıymeti yok. Arabayı da öyledir. 2 kalkarsın hemen 3'e atarsın yani. Okulda da öyle. 10 puanlık bir kıymeti var 2'nin. Ya ama birazcık kötü bir sistem değil bak, bu. 3'ün kıymeti 55-70 15 puan. Evet. 4 de 15 puan. 70-84. Evet. 85. Ulan hepsi 15'e 15'e giderken 2 niye böyle gidiyor? Ben bunu hiç irdelememiştim şimdiye kadar. Bir çok adilikmiş ama. Annen öğretmen değil mi? Bir sorsana vardır bunun psikolojik bir şeyi. Ya sonuçta ölçümü geçmen için 100 üzerinden 45 kadar öğrenmiş olman lazım. Neredeyse yarısını öğrenmiş o zaten, olman lazım diyor yani. Gerizekalılık sınırı oradaki... Bence ama şey %20 yeterli olmalı geçmek için. Yani yarısı çok fazla. Ana. O zaman şöyle olmalıydı. 0 ile 30 1 olmalıydı. 30-45 2 olmalıydı. 0 var. 0-23-25 arası 0. 25-45 arası 1. Ama öyle mi ya? 0 var mı? Evet ikisi de kalır ama. Sadece 0 aşağılayarak. 0'dan daha sonra ikinci dönem 3 alman lazım geçmek için. 1 alırsan 2 alman lazım.
Aa doğru ya, bak hatırlıyorum bunları. Yani toplamının 3 olması lazım. Valla bir öğretmen dinleyicimiz varsa, vardır kesin, bu saatte olmaz olur mu? Zaten 0.45. Bize bir yazarsa o 2 ile 3'ün arası niye o kadar dar, biz de öğreniriz. En azından 40 olsaymış değil mi o zaman, yine 15-15 ya. Tabii tabii. Yine ha, bir kurtaralım yani. Onu hesaplamaya çalışıyorum. Orada demek ki bir şey var yani. Özel bir durum var. Çan eğrisiyle okudun mu hiç? Normalle az akıllının arasında çok fark var. Az fark var demek ki. Çan eğrisi şeyde, üniversitede evet, denk geldi bana. Oldu mu? Oldu oldu. Abi anlatıldığı kadar filan da maceralı geçmedi ya. Çan eğrisinin herkesin böyle hikayesi vardı ya. Adamı dövdük 90 aldı filan diye. Evet, çan eğrisini yükselten dövülür gibi bir. Hiç de ben öyle bir şeye denk gelmedim yani. Çünkü bir de öğrenci hesaplayamaz ki bunu. 90 kişi girmişsin sınava. Kağıt yazıyor da. Abi nereden bileceksin kim kaç almış? Ya şimdi sen 60'la kalmışsan eğer, gerçekten sinir basıyor bünyeyi. Hiç de öyle vallahi şey yapmadım. 60'la falan kalmadım yani. Çan eğrisi okumama rağmen 60'ın üzerine geçtiğimizde geçiyorduk. 60'ın altında da herkes kalıyordu. Kimse de öyle 45'te falan da geçmedi yani. Orada da bir şartlı geçme gibi şeyler vardı. Demek gibi ayarlamışlar. Ben o şeyleri hiç anlamadım üniversite hayatı boyunca. A-A. A-A. Evet. A-A. B-B-B. C-C-C. D-D'li dala dula da böyleyle da yaptım. Bilmiyorum. O, transkriptine bakmadın mı? Nasıl bilmiyorsun? Ya geçti mi geçmedi mi? Geçtiyse çünkü siyahtı dersin şeyi. Geçmediyse kırmasıydı. Ben hep renge baktım. Ben bir iki dersimden... Ona niye bitirmişim ha okulu? En yüksek notu aldım. A-A aldım birkaç dersimden. Bir hoca AA aldığım derste, dersine girdiğim zaman sen kimsin diye tanımadı beni, çok sinirlendi. Geliyor musun bu dersine, sürekli giriyor musun dedi. Ne zaman hiç seni görmedim ben dedi. Sürekli giriyorum hocam, AA aldım falan diye üzülerek. Daha geçen bizim şeyde bir babamları bir ziyarete gittim de orada bir konusu açıldı. Ben son seneye kadar inanılmaz şey yaptım, böyle ders biriktirdim. Çalışıyordum bir yandan da çünkü. Son sene artık bitirmem lazım ama o kadar çok ders var ki. Orada bir Allah sana bir yardımcı oluyor, tamam mı? Bir manyak bir enerji geliyor böyle. Dörtlere beşlere kadar ders çalışıp yedide falan uyanıyorsun. Böyle bir buçuk saat uykuyla böyle kahve mahve bir şey bir şekilde takır takır vermeye başladım. İki tane böyle dersi veremedim. Uzuyordu okul. Hmm. Sonra babam gitti konuştu şeylerle, hocalarla. Babam da üniversitede çalışıyordu çünkü. İki hocayla konuştu. Tanıdığı arkadaşlarıydı da aynı bu zamanda. Bu olmamalı ama bu olamaz. İşte, bildiğin kanaat notu devreye girdi. 5 yıldan fazla geçtiği için suç unsuru değil bu. O yüzden rahat anlatıyorum. Hocanın odasına girilir ama öyle bir şey var. Tabii canım. Yani ama sınav 60 değil de 70 verdirtti. Geçirtti. Bu yani. Proje alırsın normalde. Yok, bir proje yaptırtır sana. Galiba kağıt falan oynadılar. Kola falan ısmarladı galiba. Bilmiyorum. Çünkü şey... ama işin garip tarafı, hala da geçen sefer de gittiğimde aynı şeyden bahsetti. Yıllarca hep aynı şeyden bahsetti. Ben senin 15-20 tane dersini kurtardım diye. Baba abartması var ya. İki ders mi sadece? İki ders ya. Sadece iki ders. Bu sen da de acaba de azaltıyor musun? Hayır. Yoksa bir arada 10 ders. Hayır canım, genç hiç azaltır mı? Baba abartır böyle şeyleri. Belli olmaz. Şunu da ben kurtardım. Bunu da hangisini kurtardım diyeyim. Ne dersi hatırlıyor ne hocayı hatırlıyor. Öbür ikisi ama çok net. Hafızada yani... var. Zaten baba çocuğun sınıfın hangi sınıfta okuduğunu falan bile bilmez. Bu bilgiler sen babadan alamazsın. Şeydi zaten, yani babam üniversitede çalıştığı için sadece üniversitede benim hangi bölümü okuduğumu biliyordu. Hmm. Onun haricinde ortaokulda, lisede ara ara karneye bakardı. Kaça gidiyorsun sen derdi. Her şeyle annem ilgilenirdi. Evet, kaça gittiğini bilmez ama... Tabii. 2 miydin 3 müydün sen, bu sene bitiyor mu filan diye. Bir sene oynar sadece yani, 6. sınıfsındır. Tabii tabii. O senin 7 sanar. Tabii canım yani. Lise 8'e geçmişsindir de, 7 sanar seni. Tabii, tabii. 7 hep seni sanıyor. O kadar şey değil. Sorumsuz değil de normal erkek yani. Erkek baba işte, erkek evlatla bu kadar ilgilenebilir en fazla. Kız evlat, acaba kız evladı biliyor mudur? Bilirler biz mi? Biz yaşamadık ailede olmadığı için ama kaça bütün gittiğini. Kız babalarını gördüğüm kadarıyla her şeylerini biliyorlar. Çok daha şey, sorumluluk sahibi baba oluyorlar. Çünkü şey, mecbursun yani. Kız daha naif ya babanın gözünde. İlişkileri de farklı kızla, evet, tamam, babanın. Doğru.
Doğru. Dolayısıyla ilgili ya, oluyor yani. Ama yani kaça gittiğini de bilmiyor adam. Ben diyeceğim. Babanın erkeğe kaça gidiyorsun demesi çok şey değil. Çok koymaz yani. Ama kız çocuğuna kaça gidiyorsun dedin mi? O okul bitmez bana söyle. Babam bana şey sormuştu. Pardon, inanmamıştı. Üniversiteden mezun olup olmadığıma. Çünkü ben şeyimi almadım, diplomamı almadım. Hmm. Çıkış belgesi alırsın ya, daha sonra da işine yaramaz. Sen hala almadın galiba değil yok, mi? Yok, hala yok. İşime yaramıyor çünkü, ne yapayım? Yani dergiye mi vereyim? Nasıl işine yaramaz diplomamı ya? Diplomamı diye. Artık bir senedir falan gerçi şey, E-Devlet'ten giriyorsun. Oradan okulundan okul onaylı bir barkod ortalamanın falan gibi bir şey ve nereyi bitirdiğine dair bir belge. Ama diploma değil yani, o bildiğin değil. Şey var ya, süslü kenarlıklı ama falan. Ama çok iyi bir hizmet onu, o. Onu istiyor şey baba. Ha baba ister. Onu senden tabii, istiyor. Tabii. Görmedik diyor. Bir şey dedim babama. Ya kısa dönem askerlik yaptın. Nasıl hala? Ben bilmem. Nasıl hala şüphe edebiliyorsun diye. Aa doğru, o da aslında bir İspanya'nın kısa dönem askerlik. Evet. Ha işte baba abi gerçekten taktım takıyor yani. Hakikaten taktım takıyor. Hiçbir şekilde de ikna edemiyorsun onu yani. Bir şeyi hatırlarım. Deneme sınavından full çıkarmışım. Oradan gurur duyuyor falan. Saçma sapan bir şey. Hiçbir geçerli olmayan bir şey. Şeyi hatırlarım ben. Sana da olmuş mudur bilmiyorum ama. Muhtemelen olmuştur. Üniversiteyi bitirdikten kısa bir süre sonra çeşitli rüyalar görüyorsun. Bitirmediğine dair. Bitirmediğine dair. Evet. Yazı geliyormuş da eve. Annen işte açmış zarfı da seni çok kötü karşılamış da işte oğlum işte şu dersin kalmış senin falan. Çünkü bütün hayatın programı mahvoluyor falan. Çok net bir mezuniyet yok orada. Bir iki dersini bırakıyorsun falan. Evet. Bütünlemeyle geçiyorsun. Herhangi evet. Bir tören yok. Onun bitme zamanı yok. Serbest kıyafet gelmiyorsun son gün. Böyle bir tören bizim var ya, bitiş yok. Bizim zamanda da aynen iyice kötüydü. Ben böyle yarım dönem uzatıp ocakta falan bitirdim karda kışta. Ulan ne kep attım ne bir şey yaptım, böyle 4 kişi bitirdik üniversiteyi, tokalaştık, tebrik ederim güzel bitti diye. Geride kalanlar zaten Haziran'da Temmuz'da kep attılar filan. Gene orada toplu bir hareket var. Biz 4 sığır Ocak'ta bitirdik, çıktık evimize döndük yani. Ben de uzattım ve gerçekten hiç ben de anlamadım ben de. Hissedemedim yani ve o yüzden ben de senin o gördüğün rüyaları gördüm. Değil mi? Gördüm sen de. Ve İlk uyandığında bayağı koyuyor yani. Halbuki ulan nedir yani? Yok lan ölürsün gerçekten. Şu an gelse. Ben bir de keriz gibi daha bunu geçen sene falan da gördüm biliyor musun? Ulan bak. Abartı söylüyorum. Sen gerçekten mezun değilsin galiba. Üstünden bu 12 mi 13 sene mi ne geçmiş? Mezun olmuşum. Geçen sene yani 11 sene sonra bu mikro iktisat diye kalkıyor sabah. Gerçekten rasyonel bir korku değil yani. Sen gerçekten mezun değilsin. Değil ya, çok bir korkak bir adamım yani. Hala tırsıyorum. Ya da gerçekten mezun değilim. Bu arada kapatma zamanımız geldi ha. Yani ben bir kapatır geri geliriz diyordum. Ya şey mi yapsak acaba? Finalize resmen şu anda. Çok güzel konuştuk ve saatler 00:53 oldu. Bizden sonra da kimse yok. Çok böyle hani kapatacağız canım bir de o anda sorun yok yani. Gözlerindeki ateşi mi gördün? Panik olmuyor en azından. Evet, gözlerinde ateş gördüm. Baba ateşi gördüm gözlerinde. Çabuk eve gel diye baktım bana az evvel. Saat kaç oldu diye değil mi? Bir dinleyicimiz demiş ki o rüyalara şu dönemlerde ben de dahil oluyorum. Galiba yeni şey yapmış. Üniversite bitirmiş herhalde. Gerçekten o dönemlerde geri dönmek ister misin? Mantıklı yok canım. Yeni mezun oldun mu? Okul okudun mu? Hangisi? Yeni mezun oldun. Okul okudun ya, kim geri dönmek ister ya? Bana annem babam hep şey diyordu ya. Yani iş hayatına, çalışma hayatına atıldığın zaman okulun değerini anlayacaksın gibi cümleler kuruyorlardı. Hiçbir zaman okulu değerli bulmadım. Ben. Asla ben de. Hiç özlemedim. Hiçbir ben. Şekilde özlemiyorum. Belki de bu bizim için eksikti bilmiyorum da. Yani şey okulda böyle çok güzel yıllarım falan geçmedi benim. Güzel arkadaşlıklar oldu. Tamam. Her dönem güzel arkadaşlıklarım oldu. O dönemde oldu. Hatta en yanık arkadaşlıklarım benim o dönem oldu yani. Çünkü şey babayla böyle aynı ortama girmeye başlıyorsun. Dediğim gibi babam da üniversitede çalıştığı için falan. Ya adam böyle sabah şirketler muhasebesi dersine girmiş.
akşam eşlikink oynayan adamlar. Çok garip garip şeyler oldu böyle. Hocalarla da. Ha evet. Ortalama hep ya beraber da. Çünkü onların gittiği bir yer vardı. Bir şey. Ben bir de çok iyi oynadığım için aranan adamdım. Aile kültürüm iyi olduğu için. Çok çekiniyordum ama otur lan filan diyordu böyle karşıma. Oynatıyordum adamın elini filan. Peki bu ekip mi Yanarcay'dı yoksa üniversite aynı arkadaşların ekipti mı? Hem arkadaşlarım hem ekip. Benim de en kötü arkadaşlık dönemim üniversite zamanıdır. Evet. Şey yani sonra ben düzeldim. Üniversiteden sonra daha bir aydınlanma geldi falan. Herkesin böyle yaşadığı yani değişik zamanlarda yaşıyorsun bunu. Halbuki üniversite tüm dünyada elbette ki mesleki eğitim alırsın bilmem ne işinle ilgili ön bilgilerini depolarsın falan. Üniversite budur ama bir taraftan da senin sosyal hayata hazırlaması gereken bir yerdir üniversite. Bizde üniversite gerçekten ya yani geri götürüyor. Geri götürüyor yani. Üniversiteden çıktığın zaman şey gibi oluyorsun. Esaretin bedelinde şey vardı ya, Brooks. Ha evet. Yanlışlı olan. Geri gitmek istiyorum. Şey yapamadım aslında en sonunda kendini yani. Üniversiteden çıkınca da aynı noktada oluyorsun. Ya bu bize özel olabilir Kemal ya. Yok be abi. Biz böyle tırtı okuduk galiba bu okulları. Ya, sevmeyerek, belki istemeyerek. Valla belki de bilmiyorum. Yani. Ve batakla da batırdık gerçekten de boş zamanlarımızı. Artı futbol baksana, manager. Şey. Ben de hakikaten kağıt mağat yani. Ben de o zaman bilgisayar internet de yok. Yani. Kapkananlık bir adamım. Ben alayım mı? Devamlı böyle üstünden başından az papaz dökülüyor. Hay Allah. Bu nerede, arada nereye? Şey hakikaten bak benim bu şuralara gelmem çok değişik hikaye ya. Sizin yine daha şey yani normal. Ya herkes cahil cühela bir hayattan. Çok yanarcılıktan çıkıp geldim ya. Açtım geldim. O yüzden aferin bana. Uzun uzun dağları açtın geldim. Bu arada bu radyo şey radyo diyorum rüya ile ilgili rüya meselesinde bayağı bir yazan oldu. Şey mi mezun ol. Evet herkes görmüş bu rüyayı biliyor musun? Abi ter içinde uyandıktan sonra düşünüp okulu bitirdiğini hatırlayınca çok büyük bir rahatlama geliyor falan yazmış böyle. Bir başka ve gerçekten nefesini topluyorsun. Çünkü gerçekten şey oluyor. Kalbin gümbür gümbür atıyor. Tabii tabii. Ben nefes üniversitede bunun liseli formatında gördüm bu arada. Ha, yani onu ben yapmadım. Gel lan geometriden kalmışsın nereye gidiyorsun falan diye böyle. Müdür yardımcısını gördüm rüyada. Bir taraftan da ayrıyetten favorileri kesti. Oraya da takıyor devam ediyor. Saç uzatacağım. Olsun favorileri kesti. Uyanıp favorileri elleyerek anlıyorsun liseden mezun olduğunu. Hay Allah. Saatler 00:58 oldu ve artık ufaktan kaçalım. Hadi ileri marş. Bu hafta mesaimizi bitirdik. Radyo Gaga bundan sonra her pazartesi, salı ve çarşamba gecesi 23'te huzurlarınızda olacak. Bir de bitecek. Perşembe, cuma tatil bize. Onda da işte yeni programlarımıza hazırlanacağız. Bu arada sizlerden bir küçük ricam olacak. Bizim Kent FM Instagram hesabını eğer takip edebilirseniz bu saate kadar kalmış dinleyicilerimizden birine takibe geçenlerden birine küçük bir hediye vermek isteriz. Eğer telefonunuz elinizin altındaysa, Instagram'ınız açıksa böyle bir lütfedip Kent FM adresini Instagram'dan takibe geçerseniz yarın içinizden birini haberdar edeceğiz. Küçük hediyemizi kendisine sunacağız. Onun dışında Nuri Çetin çok teşekkür ediyorum. Rica ettim ben teşekkür ederim. Programımızın içeriği tamamen sensin. Bunu biliyorsun değil mi? Programımız içeriği bazı vakıf üniversiteleri sağlıyor. Evet gerçekten. Laval Üniversitesi'nin sunduğu. Mükemmel bir kaynak bulduk yani. Tırt üniversitelerin tırt çalışmaları sayesinde. Ya bunlar biraz bir fazla. Bir kariyer kurduk yani. İlk Anadolu ilk üniversitelerimiz var. İlk dünyada kötü üniversiteler var. Yaşasın kötü üniversiteler. Gerçekten yaşasın kötü üniversiteler yani. Daha bir güne bugün şurada ODTÜ konuşamadık, Harvard konuşamadık. Bu arada bir haber okudum ya şey diye, güneşten gelen sinyaller diye. Hı hı. Bunu bilim çevrelerinde, dergilerde makale olarak yayınlamışlar, Laval Üniversitesi. Ve büyük gülünmüştü. Ve şöyle karşılanmış, büyük iddialar, güçlü kanıtlar...